Merhaba sevgili oyuncularımız. Rise Forever Network'ün yeni videosundan hepinize selam. Bu videoda sizlere Rise Forever Survival'ın yeni sezonuyla alakalı, yani birinci sezonumuzla alakalı oyun içerisindeki sistemlerden yaşayacağınız her türlü sıkıntıya karşı FPS ayarları, optimizasyon ayarları ve görüntü bozukluklarına karşı önlem almak amacıyla yapılabilecek her türlü ayardan sizlere bahsetmiş olacağım. Şimdi Optifine nasıl kurulur? Sıfırdan Optifine kurulumunun nasıl yapılacağını size adım adım göstereceğim. İlk olarak tarayıcınızı açmak durumundasınız. Tarayıcıyı açtıktan sonra optifine.net/downloads kısmına giriyorsunuz. Buradan 1.16.5 sürümü için, çünkü serverinizin sürümü 1.16.5 olduğundan dolayı 1.16.5 Optifine'ı bulup son sürümünü indirebilirsiniz. Burada diğerleri de var tabi ama en son sürümün indirilmesi gerektiğini ben daha fazla tavsiye ediyorum. Buna tıklayarak indiriyorsunuz. Bu şekilde bir yer açılıyor. Şurada sağ tarafta indirilme kısmının geçmesini bekleyeceğiz. Evet, geçtikten sonra skip'e tıklıyorsunuz ve buradan download'a tıkladığınız zaman burada tarayıcınızın indirilenler kısmına gelip Optifine'ı buradan görebilirsiniz zaten. Optifine'ı gösteriyorsunuz ve gösterdikten sonra buradaki Optifine'ı sağ tıklayarak, birlikte açı tıklayarak buradan da Java platform bu seçmeniz gerekiyor, çünkü bunu oyun içerisine entegre etmesi gerekiyor. Buraya tıkladığınızda kurulum başlıyor. Buradan size söylüyor, install'u seçiyorsunuz. Optifine is successfully installed, yani başarıyla yüklendi diyor. Ben daha önce yüklediğim için sıkıntı çıkartabilir. Şimdi burayı kapattım. Burayla bir işimiz kalmadı. Minecraft Launcher'ımı açıyorum ve şurada Java Edition kısmında yüklemeler yazıyor. Yüklemeleri tıkladıktan sonra yeni kurulumu seçmekteyim. Yeni kurulumdan sonra buradan tıklayarak yüklemiş olduğunuz sürümü buradan Optifine 1.16.5 olarak geçiyor. Yani şöyle anlatılabilir aslında. Yeni kuruluma tıkladıktan sonra buradan Optifine yazması gerekiyor ama şurada. Optifine'ı seçip sonrasında 1.16.5 gördükten sonrasında onu seçerek istediğiniz gibi oluşturup yeni kurulumu yapıyorsunuz. Ve buradan da 1.16.5 Optifine'ınızı seçerek oyunu başlatıyorsunuz. Optifine bu kadar. Evet, peki server'a nasıl gireceğinizi soracaksınız doğal olarak. Oyun çok oyunculuğu kısmını seçiyorsunuz buradan, seçeneğini seçmektesiniz. Sonrasında Add Server, yani Server Ekle kısmına tıklamaktasınız. Buraya istediğiniz gibi ben Rise Forever yazmayı tercih ediyorum. Siz istediğiniz bir ismi verebilirsiniz tabii ki, normal default da bırakabilirsiniz. Buraya da play.riseforever.net IP'miz bu şekilde, bunu yazmak durumundasınız. Survival sunucumuz modlu olduğundan dolayı, yani teknik olarak modlu, data pack'li olduğundan dolayı bu data pack'leri, yani resource pack'leri, yanlış ifade ettiğim, kusura bakmayın. Bu resource pack'leri indirirken sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız olabiliyor. Bundan dolayı server'a ilk girdiğiniz zaman temiz kurulumu yapabilmek adına buradan server resource pack'i enabled, yani aktif. Muhtemelen sizde pasif olacaktır. Onu aktif etmeniz gerekiyor. Zaten birkaç kere tıkladığınız zaman açılır pencereden, değişiyor. Tamamlaya tıklayarak oyun içerisine giriş sağlayabilirsiniz. Oyun içerisine giriş sağladığınızda şurada bir kayıt yeri olacaktır. Bu kayıt yerini şöyle, hemen onu da size göstermiş olayım. Server'e ilk girdiğiniz zaman bir şifre oluşturmanız gerekiyor kendinize. Bunu örnek bir şifre yapacağım, tabii sonrasında değiştireceğim. Register yapmanız lazım. İlk server'e girdiğinizde default, hani herhangi bir şey yapmadınız. Buraya bir şifre oluşturmamız lazım. Ne olsun mesela? Demir olsun. Demir 1 olsun mesela. Boşluk bırakıp aynı şifreyi tekrar yazmak durumundasınız. Demir 1'i tekrar yazıyorsunuz ve bundan sonra sizin şifreniz oluyor. Sonraki girişlerinizde ise login demir 1 şifresini kullanmaktasınız efendim. Evet, girişi yaptıktan sonra efendim lobimizde bulunmaktasınız. Burada oyunlarımızın bulunduğu 2 adet NPC bulunmakta. Bu NPC'lerden Lav Yükseliyor oynamayı tercih edebilirsiniz ama ben bugün SMP ile alakalı size bilgi vereceğimden dolayı bugün SMP'yi göstereceğim. SMP NPC'sine gelip sağ tıklamanız ya da sunucu seçici menüsünden buradan Rise SMP'yi seçmeniz yeterli olacaktır. Hemen sağ tıklıyorum ve girişimi sağlıyorum. Giriş yaparken dediğim gibi oyun içerisinde resource pack'leri olduğundan dolayı, yani oyun içerisinde özel şeyler eklediğimizden dolayı bu giriş ekranı birazcık uzun sürebilmekte.
Normal bir Minecraft'ı herhangi bir mod indirdiğinizde de aynı şekilde durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bunu çok oyunculu bir şekilde oynama fırsatı. Evet efendim, burası da bizim lobimiz. Lobi de şöyle, tab'a bastığınız zaman işte internet sitemizin adresini görebilirsiniz ve oradan alabileceğiniz şeyleri, rolleri, oyun içerisindeki oyuncuları ve Survivor lobisini görebiliyorsunuz. Onun haricinde boss var. Yukarıda bir oyun içerisi saat mevcut. Şu an mevcut olarak bulunan bakiyeniz mevcut. Onun dışında da öldürgünüz ve ölümünüze, yani kill death oranınız açıkçası birazcık orada yazmaktan. Bu şekilde claim miktarınızı vesaire de görünecek zaten survival'a girdiğim zaman. Bu şekilde birazcık da scoreboard'dan bahsedeyim size. Scoreboard'da bilgi kısmında burada sizin kişisel bilgileriniz yazıyor. Yani kişisel bilgilerinizden kastım isminiz, ya oyun içindeki adınız, rankınız yani rütbeniz, bakiyeniz, oyun içerisindeki sistemlerden onları da birazdan anlatacağım. Oradan kazanmış olduğunuz para ve oynama süreniz yazmakta. Lokasyonunuzun da yani bulunduğunuz dünyanın da neresi olduğu aynı şekilde liman olarak yazmakta. Böyle birazcık etrafa da bakabiliriz şöyle. Böyle tatlış bir lobimiz de var efendim. Şimdi de Survival'daki sistemlerden birazcık bahsedeceğim size. Şöyle söylemek gerekebilir. Bazı arkadaşlarımız oyun içerisindeki paketleri yüklemesine rağmen bazı şeyler gözükmüyor ya da bozuk gözüküyor. Mesela iskelet dokuları ya da örümcek dokuları bozuk gözükebiliyor. Bununla alakalı size birkaç tane video ayarı göstereceğim. Şu an claim'e de girmiş olduk. Birkaç tane ayar göstereceğim ve bunları yaparsanız hem en üst düzey optimize'de hem en üst düzey FPS'te hem de bozuk görünüş vesaire falan olmadan normal bir şekilde oynayabileceksiniz. ESC tuşuna basarak Options'a tıklıyorum. Sonrasında video ayarlarına gelerek Details kısmı var. Buradan Details kısmını bu şekilde ayarlamanız gerekiyor efendim öncelikle. Sonrasında Done ve Other kısmına tıklıyorsunuz. Other kısmında da bunu bu şekilde yapmaktasınız yine. Sonra tamamlıyorsunuz ve tamam dedikten sonra burada neredeydi? Performans kısmındaydı. Onun haricinde performans kısmında da bu ayarlara sahip olmanız gerekiyor. Videoyu durdurarak buradaki ayarları yaparsınız. Tabii ki Optifine yüklü bir şekilde yapmanız lazım mı? Yoksa hani çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Gözükmemesi gibi vesaire. Ama şöyle ben time set'te yapıyorum. Burada çok kısa bir ara vermek istiyorum. Herhangi bir texture pack yüklü olmaması gerekiyor oyun içerisinde. Bunu belirtmeyi unutmuşum. Bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Oyuna giriş sağlarken herhangi bir resource pack veya shader pack kullanmazsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu şekilde efendim, yani oyun ayarlarını da bu şekilde yaparsanız optimizeniz, FPS'iniz ve görüntü bozukluğunuz olmayacak. FPS'iniz yüksek olacak, optimizeniz yüksek olacaktır. Bu şekilde söylenebilir. Şimdi çok merak edilen şeylerden birisi, aslında en heyecanlandıran şeylerden birisi de oyunculara. Klan sistemi. Klan sistemi nedir ve nasıl kullanılır? Açıkçası birazcık böyle bir kısa mantığından bahsedeceğim ve size heyecanlandıracak bir şeyler söyleyeceğim biraz. Klanlar kurarak kendilerinizle savaşabiliyorsunuz ve bu savaşlarda da şöyle anlatılabilir aslında. Oyun içerisinde birçok özel şey olduğundan dolayı ve hani bunlarla savaşmak, bu savaş deneyimini yaşamak birazcık daha farklı olacaktır. Slash clan yazarak klanınıza bakabilirsiniz. Burada klanınızın yani without clan yani klansız şu an herhangi bir klanınızın olmadığını göstermekte bu. Burada you don't have a clan. Klan oluşturmak için buna tıklamanız gerekiyor. Tüm klanları listeleyebiliyorsunuz burada. Mesela Lonex'im var. Neymiş? Klan adı Soft'muş mesela. Level'ı 1 vesaire. Hani bu şekilde. Next page hani burada sadece bir tane olduğu için sadece ilk sayfadan bakabiliyoruz. Sonrasında burada command list ve help yani yardım. Komut listesi ve help. Oraya tıkladığınız zaman size klanla alakalı tüm komutları gönderiyor. Klan bannerınızı ayarlayabiliyorsunuz. Bu da bayağı güzel bir özelliklerden birisi hatta. Yani çok küçük bir şey. Evet ama hani küçük şeyler zaten güzel oluyor. Evet, üstte klan ismini görebiliyorsunuz ayrıca. Hani böyle güzel tatlış durduğunu söyleyebilirim açıkçası. Evet, klan mantığından hemen şöyle bahsedelim efendim. Klanı tekrardan yazıyorum. Click to clan to create. Buraya adınızı yazmanız gerekiyor. 2 ila 4 harf arasında olması gerekiyor bunun. Ben mesela ne yapayım? DMN olsun mesela. Çok basit bir şey. Hesabınızdan parayı alıyor. 1000 liranızın olması, 1000 bakiyenizin olması gerekiyor bu arada kurabilmeniz için.
Ve şu an bende gözükmüyor muhtemelen. Lonex'te benimki gözüküyor mudur acaba? Gözüküyor mu şu an Lonex? Yes. Tabii hemen yazayım onu. Ha, tamamdır. Evet, şu an görebiliyorum. Bakın mesela DMR yazıyor. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında da geri kalan şeyler, hani klan tekrar yazalım. Buradan bakın açılır pencereden hepsini tek tek ayarlayabilmektesiniz efendim. Klan sistemimiz de bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Ile alakalı şöyle ufak mantığını ufaktan mı anlatacağız ama çeşitli temel komutlar var. Bunların hepsini tek videoya sığdırmamız birazcık zor olacak. Çünkü hem şu an iki kişiyiz hem de bunu yapabilmemiz birazcık zor şu anda. Ama eğer dediğim gibi çok talebiniz olursa, çok isterseniz bununla alakalı detaylı video, onunla ile alakalı da bir video yapalım. Claim'in nasıl alınacağı, nasıl oyuncu ekleyeceğinizle alakalı vesaire. Bu tarz komutları zaten açıklama kısmında bir indirme bağlantısı ya da direkt yazılabiliriz, onu tam olarak kestiremiyorum. O şekilde sizlerle paylaşmış olacağız açıklamalarıyla birlikte, Türkçe açıklamalarıyla birlikte. Siz de onları kullanacaksınız mesela işte Lens Claim, Trust ya da Untrust vesaire. Niye? Oyunculara güven ya da güvenme tarzında böyle komutlar var. Onların hepsini ekleyebilmektesiniz. Bununla alakalı size yorumlar kısmında veya da açıklama kısmında bir yardımda bulunacağız. Tekrardan da söylemiş olayım. Eğer çok istek gelirse claim ile alakalı da çok detaylı video çekelim. Bunun haricinde şu an aktif olarak bir shop muhtemelen siz oyuna girene kadar eklenecektir efendim. Onun haricinde şu anda bir tüccar sistemimiz var hazır olarak kullanabileceğiniz. O eklenecek zaten, herhangi bir problem çıkmayacak. Yani merak etmenize gerek yok. Tüccar için slash tüccar yazıyorsunuz ve bu şekilde açıyorsunuz bu envanteri. Şimdi Lonex'in bir istersen kömür koy, istersen birazcık satışı, ona bir bakalım. Bu tüccarla birlikte siz çeşitli oyuncularla birlikte ticaret yapabileceksiniz bir nevi. Buradan kendi stoklarınızı kendiniz yenileyebileceksiniz. Mesela şöyle mantığını anlatayım. Burada çeşitli yerler var zaten, kategoriler var. Ben mesela malzeme alacağım. Lonex'ine sattı mesela. Kömür sattı. Bakın burada satıcı sayısı. Yani siz istediğiniz kadar burada satabiliyorsunuz. Bir açık arttırma gibi düşünün burayı. Minimum fiyatı 10. Mesela satılan fiyatlar 10 ila 20 arasındaysa minimum fiyatını size 10 olarak gösterecektir. Kömürün üzerine tıklamakta ve buradaki seçenekleri görmekteyim. Neymiş? Mesela 10 tane eklemiş Lonex buraya. Ben 10 tane kömürü almak için mesela ne diyor? Bir adet satın almak için sol tık. Ben sol tıkla alıyorum bir tanesini. İşleminizi onaylayın diyor. Aldım. Benim hatırlarsanız 1000 vardı. Şu an 1090 kaldı. Bu şekilde bir sistem. Ben de Lonex'e Diamond satacağım. Hemen şuradan. Arada bana da 10 lira geldi. Sonra daha evet, öyle bir şey de var. Satıldığı zaman benden kesiyor, Lonex'e ekliyor. Ben de canınız eşya elinize almanız gerekiyor. Ben her seferini unutuyorum. Tüccar. Ekla. Birim fiyatı mesela ben birden satacağım. Hepsini mesela diyeceğim. Hepsini sat diyeceğim. Ne oldu? Tüm ürünlerimi aldı. Bakalım yerleşmiş mi yerine. Hemen bakıyoruz. Evet, bakın. Bak ben 1 liradan satıyorum. Lonex 10 liradan satıyor. Hemen geliyorum. Bak minimum fiyatına 1 yazıyor. 1 ve 10 lira var. Ama en düşük fiyat 1. 2 kişinin sattığını gösteriyor burada. Ve satıldığı zaman size shopunuzdan eşyanın alındığını gösteriyor. Bakın benden 1 alınmış. Genel olarak tüccar mantığı bu şekilde. Eklenecek olan shop mantığınız da var. Shop mantığından sadece alış yapabileceksiniz. Herhangi bir şekilde satış yapamıyorsunuz oraya. O da en kısa zamanda eklenecek şeylerden birisi. O da eklendiği zaman zaten oyun içerisinden bizlere sorarak, yardımcılarımızdan destek alarak bu şekilde yapabilirsiniz efendim.